Merhabalar, İhsan Eylül Açık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıtmama gerek yok belki ama yine de tanıtacağım. İhsan Eylül Açık aslında bir ilahiyatçı ve yazar. Onu muhalif kimliğiyle de tanıyoruz ama en önemlisi hak ihlalleriyle uğraşan, toplum ve sosyolojik yapıyla din ilişkisini irdeleyen, hem pek çok yazıya imza atmış, programlar yapmış bir isim. Bu yüzden de bedel ödemiş bir isim diyebiliriz zannediyorum. Dolayısıyla bugün bizimle birlikte hem hak ihlallerini konuşacağız ama onun öncesinde aslında ıslık ezan tartışmasını konuşmak istedim kendisiyle. Bir kere şöyle bir durum var. Bu ezan tartışması işte ıslıklandı, ezan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Daha sonrasında burada İstiklal Caddesi'nde biliyorsunuz yürüyüşler oldu. Şöyle bir hava eser gibi olmuştu. Ya bu ezan tartışmasına girdi AKP ama çok da bir getiri sağlamadığını gördü, çekildi. Ama pek öyle değil galiba. Ezan ve bayrak tartışması Türkiye'de ezelden beri olan bir tartışma. Sıkışıldığında çok başvurulan bir kurtarıcı seçimler öncesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da bir konuşması var şu anda ve şöyle diyor, ezanımıza laf edenler, bayrağımızı yakanlar CHP ile el ele. Yani belli ki ezan tartışması ve bayrak tartışması sürecek gibi görünüyor. Önce buradan başlayalım isterseniz. Bunun bir geçmişi var dedik ve bunun çok tehlikeli sonuçları da oldu. Maraş katliamı gibi, Sivas katliamı gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Evet, şu anda seçim meydanlarında adeta meydanı boş bulan Cumhurbaşkanı çatacak yer arıyor. Kendisine ezan bayrak tartışmasına gireceği bir rakip de bulamıyor tam anlamıyla. Bu seçimlerde biraz öyle gitti işler. İstediğini tam bulamadı. Bir Ankara Belediye Başkanı'na sardırdı. Bir oraya bir buraya derken böyle bir türlü istediği şey olmuyor. O zaman o da boşluğa konuşmaya başladığı bir anda bu ezan işi ortaya çıktı. Şimdi her mitingde tekrar tekrar söylüyor. Bence bunu oy getireceğinden dolayı yapmıyor. Mevzu değiştiriyor, gündem değiştiriyor. Oyalıyor, başka şeylerin konuşulmasının önüne geçiyor. Eğer başka şeyler konuşulursa mesela diyelim bu tanzim satış kuyrukları, pahalılık, ekonomik sorunlar, vatandaşın dertleri, şehirlerin, beldelerin sorunları konuşulduğu takdirde bunun oy kaybettirdiğini gördüğü için bu tür şeyler oy getirmese de gürültü çıkarıyor. Ve bir miting bununla geçiyor. Başka bir şeyin konuşulmasına gerek kalmıyor. Bu nedenle ezan ve bayrağı bu amaçla kullandığı kanaatindeyim. Peki ama şimdi ezan ve bayrak aslında sadece AK Parti'nin bu dönemde biraz önce söylediğim gibi başvurduğu bir mesele değil. Şimdi küçük bir provokasyonla başlıyor fakat bunu ciddiye alanlar var. Ondan sonra büyümeye başlıyor. Bu dalga dalga yayılıyor. Mesela geçenlerde burada İstiklal Caddesi'nde işte elinde bir takım palalar olan İslami referanslı yani işte takke giymiş işte sloganlar atan sarıklı cübbeli ve bu bayağı bir travma yarattı aslında. Çünkü Taksim zaten her anlamda bütün gösterilerin merkezi ve bu ciddi bir tehdit olarak algılandı. Yaşam biçimi yani dinci olmayan ya da daha seküler olan ya da belki hakikaten dindar olup ama bütün bunları tasvip etmeyenler açısından. Ne diyorsunuz? Bu bir örgütlü hareket midir? Bu bayrak ezan meselesini ciddiye alanların hareketi midir? Yoksa devlet içindeki bir takım yapıların harekete geçirilmesi midir? Şimdi ben bunların kendiliğinden hareketler olduğu görüşüne değilim. Bu tür zamanlarda hazır bekletilen, yönlendiren gruplar var. Devletin içerisinde bir takım odaklar bunları yönlendiriyor. Bunlar istihbaratın değişik kanatları olabilir. Ve gerek görüldüğünde olayları tırmandırmak ve ortamı, havayı, atmosferi değiştirme amacıyla kendi gönüllü taraftarlarını da peşine taktırarak hedef gösteriliyor ve tabiri caizse ortalığa salınıyor. Sonra da tamam geri çekilin deniliyor, geri çekiliyor.
Eğer şimdi bu ezana yönelik rahatsızlık varsa, bir takım gruplar ezandan rahatsızsa, bunun mütemadiyen sürekli ve birçok yerde sürüyor olması gerekir. Bu rahatsızlık herhalde sadece bir gecede olan bir şey değil. 110 bin tane camide şu anda Türkiye'de ve 5 vakit ezan olarak her yerde okunuyor. CHP'nin yoğun olduğu, sol oyların yoğun olduğu, Alevilerin yoğun olduğu muhitlerde de okunuyor. Ve herhangi bir protestoya 10 kişinin bir araya gelip caminin önüne toplanıp biz ezanı istemiyoruz dediğine şahit olmuş değiliz. Ve bu, eğer rahatsızlık söz konusuysa, bu protestodan sonra da devam etmesi lazım. Dilekçilerin yazılması lazım. Bir yerlere müracaatların olması lazım. Pankartların açılması lazım. Bir yüksek sesle, hoparlörle okunan ezandan rahatsız diyen ortalıkta vatandaşlar olması lazım. Bunların hiçbirisi yok. Yıllardır yok. Ben hiç görmedim böyle bir şey. Siz gördünüz mü, gazetecisiniz? Hayır, ben geçenlerde bununla ilgili bir tweet bile attım. Dedim ki bir kere bu ülkenin yetişme biçimi, evet, eğitim sistemi, yapısı, sosyal Müslümanlık diye bir şey var bu ülkede. Yani evet, kültürel Müslümanlık. İşte inşallah deriz, Allah korusun deriz, kısmetse deriz, değil mi? Yani evet, herkes illa da belki 5 vakit namaz kılmıyor olabilir. Çok koyu dindar da olmayabilir. Seküler hayat biçimini tercih etmiş olabilir ama yine herkesin bir kodları var. Kültürel Müslümandır yani. Toplumsal kodlar kültürel, var. Evet. Bugüne kadar bu toplumsal kodlar içinde en sekülerim, hatta ateistim bile diyen ezana ıslık çalıp protesto etmişliği var mıdır? Yok, siz bana sordunuz ama ben de size soruyorum. Evet, görmüşler, ben görmedim. Peki. Hatta çoğu yurt dışına ben çıktığımda rastladım yani. Uzun yıllar ülkesine dönemeyen böyle bayağı bir koyu, ileri derecede ateist olanlar bile memleketi özledik, ezan sesini özledik derlerdi. Yani o kültürü özlüyoruz. O havayı özlüyoruz. Akşamları, yatsıları, ikindiler, bayramlarda filan. Şimdi böyle bir şey yok. Bu tamamen uydurma, hayal ürünü. Ezanı protesto eden filan yok. Buradaki yürüyüşte de 8 Mart'ta kadınlar da ezanı protesto etmediler. Kendileri de bunu söylediler. Birçok iktidar yanlısı, yazar da daha sonra döndü, özür diledi. Ya bu aslında böyle bir şey yokmuş diye. Evet. Buna rağmen bunun kullanışlı bir mevzu değiştirme olayı olduğunu gördüğü için en tepede Cumhurbaşkanı sürdürüyor. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi tamam, bu siyasi olarak manipüle ediliyor, kullanılıyor. Dediğimiz gibi en hassas konuları Türkiye'de milliyetçilik çok sağlam bir yapıya sahip. Aynı şekilde muhafazakar bir ülke Türkiye toplum yapısı itibariyle. Siz iyi biliyorsunuz. Yani Müslüman, şöyle söyleyelim, daha dindar tabanda, İslamcı tabanda bunun bir karşılığı var mı? Ya mesela gençlerle bir araya geliyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz. Nedir bunun satın alınma oranı? Satın alınıyor mu? Nasıl bakıyor İslamcı taban buna? Gerçekten toplumun bir diğer yarısını, feministleri, kadın örgütlenmelerini Cumhurbaşkanı'nın gördüğü gözle mi görüyorlar? Şimdi tanımamaktan, iletişim halinde olmamaktan kaynaklanan bir düşman belleme var. Ama bu sınırlı sayıda. Yani her İslamcı, feministi, laiki, kemalisti, solcuyu düşman bilir diye bir şey yok. Ama daha çok böyle koyu tarikatlar, cemaat ortamlarında falan yetişenlerde bu kesimleri düşman belli. Batı'nın Türkiye'deki uzantıları, ajanları olarak görme eğilimi var. Ve onlar o zihniyete göre baktığımızda Türkiye'de normal seçimler olduğunu, demokrasinin gereği olarak işte bir dindar olanların, ondan sonra da biraz daha seküler olanların geldiğini, gittiğini, seçimlerinde bir seferinde onların, diğer seferinde bunların kazanabileceğini düşünmüyorlar. Bir demokratik zihinle düşünmüyorlar. Diyorlar ki düşmanlar var ve biz memleketi o düşmanlardan kurtarıyoruz. İktidara geliyoruz, devlet milleti temellük ediyor. Yani devleti onların elinden alıyoruz ve bir daha da vermemiz söz konusu olamaz. Yani böyle seçimlerle falan olamaz yani. Çünkü biz seçim yapmıyoruz ki, memleketi, devleti kurtarıyoruz diye düşünen bir zihin var. Bunu söyleyeyim. Fakat bu çok yaygın bir zihin değil. Belli bir çerçeve böyle düşünüyor. Ve seçimlerde hile yapmak,
karşı tarafı ekarte etmek, sınavlarda soru çalmak, her şey mübah. Çünkü bu normal bir seçim olayı değil bu. Ele geçirilmiş ülkemizi onlardan geri alıyoruz diye düşünüyorlar. 90 yıldır Batılılar bu ülkeyi ele geçirdiler. Osmanlı'yı çökerttiler, dağıttılar. Ülkemizi işgal ettiler. Dinimizi bozmaya çalışıyorlar, baskı uyguluyorlar. Şimdi biz onlardan aşama aşama, yavaş yavaş geri alıyoruz ülkeyi ve devleti diye düşündükleri için bunlarla, normal demokratik yollarla sonuna kadar mücadele etmek bence mümkün değil. Peki yani mesela bu küçük bir grup diyorsunuz İslamcı camia içinde. Geri kalanı, yani bugün AK Parti zamanında sırf Avrupa reformları yaptığı için oy veren, sırf açılımlar, demokratik açılımlar yaptığı, Türkiye'nin yıllarca kitlenmiş konularında yeni bakış açıları getirdiği için ona destek verenler, Batı'yla yani Müslümanlıkla Batı'nın AK Parti içinde birleşebildiğini görüp bundan mutlu olanlar, AK Parti'nin genç tabanı, onlar nasıl görüyorlar bu meseleyi? Sizce aynı mı görüyorlar? Yok, onlar aynı görmüyorlar. Onlar içerisinde yani artık Osmanlı'ya geri dönülemeyeceğini, işte bu cumhuriyetle gidileceğini, laikliğin bize lazım olduğunu, yoksa mezhep savaşları içinde boğulup gideceğimizi, işte seçimler olacağını, partiler olacağını, zaman zaman bizim kazanacağımız, zaman zaman onların kazanacağı şeklinde düşünen böyle makul bir geniş kitle var. Fakat bu dediğim aşırı dinciler diyelim, yani bu aşırı dinciler, zamanında biz aşırı dinciler denildi de şimdi bunlar bana biraz tuhaf geliyor. Çünkü aşırı dincilikten yargılandım yani. Radikal İslamcı falan diye hep söylerlerdi. Şimdi öyle gruplar var. Ben onların çoğunu tanıyorum. Tartıştığımız falan da iletişim halindeyiz. Şimdi onların böyle bir geniş kitleyi etkileyebilecek durumları söz konusu değil. Son dakikada bıçak kemiğe dayandığında, bir mecburiyet hasıl olduğunda o geniş kitle onlara da tavır koyacaktır. Ben bundan eminim. Özellikle böyle iktisadi olaylar, para meseleleri, pahalılık olaylarında onlara prim vermeyeceklerini düşünüyorum. Ama şimdi bu Taksim'e gelip gösteri yapanlar, işgili mekanlara basmaya kalkanlar, eğer bir İslam devleti kurulursa, İşte Erdoğan halife falan olursa, öyle hayaller kuranlar da var. İşte Irak'taki IŞİD'çiler ele geçirdikleri yerde ne yapacaklarsa, ne yapıyorlarsa onların aynısını Türkiye'de yapmayı düşünen gruplar var. Var şu anda. Tabii, öyle tabii, mi? Evet. Yani bunlar dışarıdan ithal değil. Türkiye'deki radikal İslamcı yeni tanımıyla olanlar arasında da var. Bu biraz önce dedi. Çünkü kitaplar öyle. Yani eski kitaplar, mesela benim Adalet Devleti diye bir kitap yazdım. Ta 2003 yılında çıktı. Ben bu kendisine İslam Devleti diyerek ortaya çıkan grupların tarihsel kaynaklarıyla yüzleştim. Yani bunlar bir yere geliyorlar, İslam Devleti kuruyorlar, bir tanesini halife ilan ediyorlar. Ellerine sopaları alıp, askeri, polisi, jandarmayı peşlerine takıp, meydanlarda, caddelerde, sokaklarda başı açık kadın arıyorlar. Namaz kılmayanları yakalayıp cezaevlerine atıyorlar. Sırtlarına kırbaç vuruyorlar. Bunu IŞİD'çiler Irak'ta, Musul'da yaptı. 12 maddelik bildiri yayınladılar. Birincisi, kadınlar sokağa çıkmayacak. Çıkarsa çarşaf giyecek. İkincisi de namaz kılmayan, cuma namazı ortalıkta dolaşan kırbaç cezasıyla cezalandırılacak. Peki bunlar nereden geliyor? Bunlar eski kitaplarda var. Ben Adalet Devleti kitabında işte bunlarla yüzleşiyorum. Bunlar yanlış diyorum. Böyle şey olmaz diyorum. 2003 yılında ben bunu görmüşüm. Tahmin etmişim ve demişim ki bunlar ileride iktidara gelince İslam Devleti nasıl oluyormuş diye açıp bakacaklar. Eskiden sultanlara hitaben yazılmış kitaplar var. Mesela bir tanesi İbn-i Teymiye'nin Memlük Sultanı'na yönelik olarak yazdığı Es-Siyaset-ü Şer'iye kitabı. Orada namaz kılmayanların kırbaçlanması gerektiği söyleniyor. Sultana bu tavsiye ediliyor. İşçiler bunu okuyor. Ama demek ki yeryüzünde İslam devleti olmak budur diyorlar. Ve bunu uyguluyorlar. Şimdi o kitapları okuyanlar var Türkiye'de.
İmam hatiplerde, cemaat ortamlarında, dini mahfillerde İslamiyet budur diye sorgulanmamış eski İslam kültürünün kaynaklarını okuyup sultanlara yönelik yazmış kitapları çağımıza getirip olduğu gibi uygulamaya kalkan, kalkacak olan gruplar var. İmam hatiplerde de okutuluyor mu diyorsunuz bunlar? Hocalar tarafından. Hepsi, bütün imam hatiplerde değil herhalde. Yani müfredatın içinde midir bu tabii, kitaplar? Tabii. Şimdi bütün mezheplerde şu yazar. Dinden dönen öldürülür. Mürtet cezası. İmam hatiple vardır, ilahiyatta vardır, Kur'an kurslarında vardır. Çünkü mezhepler böyle söylüyor. Mecbur onları okuttuğun zaman bunları da okutmak zorundasın. Sonra der ki namaz kılmayan kırbaçlanır, cezaevine atılır veyahut da öldürülür. Mezhepler bunun üzerine ittifak etmiştir derler. Hangi imam hatipliğe, hangi müftüye, hangi cemaate gitsen bunu söyler. Şimdi biz bunların olmadığını söylüyoruz. Dini aydınlanma ve reform yapılması gerektiğini, bütün bunlarla yüzleşilmesi gerektiğini, bunların Kur'an'da olmadığını söylüyoruz. Söylediğimiz zaman da sen dini mi değiştiriyorsun? Yeni bir din mi icat ediyorsun? Avrupa'daki gibi dinde reform yapmaya kalkıyorsun İslam dünyasında diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, dinde reform yapmaya çalışmıyoruz. Kafalarda reform yapmaya çalışıyoruz. Evet, Avrupa'daki gibi İslam dünyasında da Rönesans, reform ve dini aydınlanma hareketleri olmalıdır. İslam dünyası bunu kendi kendine başarmak zorundadır. Ve bunu içeriden yapmak zorundadır. Dışarıdan değil. Ve bunun için de yeterince kaynak vardır. Biz bunları harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bütün İslam dünyası böyle değil ki. Bunlar gibi düşünmeyenler de var. Biz onları ön plana çıkarıyoruz. Çağımıza uygun İslam anlayışı budur. Bunlar geride kalmıştır. Hala onu savunup durmayın diyoruz. Dinden dönen öldürün diye bir şey yok. Zorla başını örteceksin diye bir şey yok. Hatta kendi isteğiyle illa başını örteceksin, saçının telini göstermeyeceksin diye de bir şey yok. Peki. Müslümanlığın esası, temeli bunlar değil. Şimdi biraz önce siz dediniz ki, orası dikkatimi çekti, buradan yine devam edersiniz ama bunlar demokratik olmayan yollarla bir mücadelenin de olabileceğine inanıyorlar dediniz bu küçük grup için. Evet. Belki bu İstiklal Caddesi'ne gelenler, işte çünkü sizin dediğiniz gibi Batı bizi işgal etti, şimdi artık bu iş seçimlerle ne olmaz, başka bir direniş ortaya koymamız. Bu demokratik olmayan yollardan neyi kastediyorsunuz? Yani neye inandıklarını düşünüyorsunuz? Şimdi diyelim AK Parti iktidardan düştü. Seçimleri kaybetti. Ne yapacaklar? Bunlar bunu bir seçim kaybı olarak görmeyecekler. Seçimi kaybettik demeyecekler. Hile yaptılar. Bizi aşağı indirdiler. O zaman buna karşı direnişe geçmemiz lazım ve geri almamız lazım. Böyle seçimi kaybettik, gidelim evimize kuzu kuzu oturalım diye düşünmüyor bu söylediğim küçük azınlık grup. Ölüm kalım savaşı olarak bunu görüyor. Silahlı mücadeleden tut, sokaklara düşüp, sokaklara dökülüp mücadele etmeye kadar. Bunların hepsini yapıp bu ülkeyi asla teslim etmeyeceğiz. Çünkü seçim kaybetmeyi memleketin solcularının, sosyal demokratlarının, biraz daha böyle laik, seküler evlatlarının, çocuklarının gelip biraz da onların memleketi bunların yerine idare etmesi olarak görmüyorlar. Düşman görüyor. Peki, düşmana teslim etmeyiz diye düşünüyor. Ben böyle olanlar olduğunu biliyorum. Onlarla tartışıyorum. Yanlış düşündüklerini söylüyorum. Benim şunu söylemekte dilimde tüy bitti mesela. Hep söylüyorum. Telefonla filan. Kardeşim, laikler de bu memleketin çocuklarıdır. Solcular da bu memleketin insanlarıdır. Niye bunları düşman olarak görüyorsunuz? İşte bak, ben cemevlerine gidiyorum. Solcuların toplantılarına katılıyorum. O dediğiniz yerlerdeyim. Kürtler de memleketin çocuklarıdır, bu memleketin evlatlarıdır. Niye onları düşman görüyorsunuz? Terörist ilan ediyorsunuz. 17 yıl siz de idare ettiniz. Tamam, memleketin benim görüşüme göre 2011'e kadar iki dönem, 2007'ye kadar birinci dönem, 2011'e kadar ikinci dönem olmak üzere Türkiye'nin, bu toprakların dindar insanların kendilerini göstermeleri
belediyelerde, merkezdekilerde ne yapacaklarını göstermeleri gerekiyordu. Sosyolojik olarak Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. İki dönem. Ama 2011'den sonra artık tekrar oluyor. Kendini tekrar ediyor. Tekrar ettikçe de kokuşuyor, çarpıtıyor. Şimdi süre düşünmeniz lazım diyorum. Siz gideceksiniz. Bu sefer onlar gelecek. Onlar da kendini gösterecek. Niye bunu böyle düşmanın ele geçirilmesi, yenilmesi falan olarak görüyorsunuz? Demokratik düşünün. Kendinizi yenilgiye de ayarlayın. Bir gün gelir yenilirsiniz ve bu makamları terk edeceksiniz. Yani burası sonsuza kadar zahit olacak değil diye sürekli konuşuyorum. Ama yine de diyorsunuz ki fikirlerinde ısrarlar. Peki bu bahsettiğiniz yapılar, küçük bir yapı, geneli etkilemez dediniz ama giderek sayıları artıyor mu? Etkinlik alanlarının artması ihtimali var mı? Ve bu sizin söylediklerinizi bilerek, bu küçük de olsa bu grubun, yani demokratik olmayan yollarla bile seçim kaybedersek mücadele ederiz diye düşünen grubun böyle düşündüğünü bilerek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu meseleyi özellikle kaşıyor ya da kullanıyor diyelim? Yani ne gibi tehlikeler ortaya çıkabileceğini toplumsal olarak farkında mı Erdoğan sizce? Şimdi şöyle, şimdi bu gruplar var ama bunların yayılma istidadı bir yere kadar. Bizatihi dini kesimlerin içerisinden bunlara tepki çıkacak. Yani sayıları artmıyor diyorsunuz. Tabii. Bir yere kadar ha. Var. Onun bir istihap alanı var yani. Tamam. Ondan ötesine geçemez. Ve bizatihi dini grupların içinden bunlara tepki olarak doğuruyor. Yani şöyle söyleyeyim. Dini camilerin içerisinde yenilik yanlısı, reformcu, daha çağa uygun düşünen, bunlarla yüzleşme eğiliminde olan akımlar, fikirler daha fazla yayılıyor. Hı. Öbürleri sürekli kaybediyor. Onların sayısı daha fazla azalıyor. Bunlar ortaya çıktıkça onlar mesela baskı uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi dini camialarda konuşturulmak istenmeyen, kendilerine salon verilmeyen, fikirleri, sözleri bastırılan, kitapları sastırılmayan insanlar var benim gibi. İşte Mustafa İslamoğlu gibi, Mustafa Öztürk gibi, İlhami Güler gibi belli başlı arkadaşlar var. Bunlar aşağı yukarı bizim düşündüğümüz şeylere yakın şeyler düşünüyoruz. Susturulmak ve konuşturulmak istenmiyor. Ve bu tür fikirleri olanlar daha fazla yayılıyor. Bunlar daha çok ilgi görüyor. Diğer dini gruplarda bulunan insanlar bunların sözlerini daha fazla dinlemeye başlıyor. Onlar baskı uyguladıkça, ya bu ne söylüyor ki bunlara baskı uyguladık? Dur bakalım şunu bir dinleyelim. Evet. Deyince bununki doğru oluyor. Dolayısıyla onların gelişme, yayılma ve bütün dini camiaları etkisi altına alma ihtimali fazla yok. Fazla yok. Peki ama yani sonuçta daha önce de bahsettim. Maraş katliamı oldu bu ülkede, işte Sivas katliamı oldu bu ülkede. Sonuçta toplumsal bir gerginlik var. Son seçimlerde de geceliğin hatırlayacaksınız. Yine böyle silahlar atıldı. İnsanlar gerçekten farklı düşünen insanlar bayağı bir... yani bu olayın kaşınması buralara varır mı? Böyle bir risk görüyor musunuz? Evet, şimdi biraz evvel o Cumhurbaşkanı'na ilgili soru da yarım kaldı, onunla ilgiliydi. Onunla bağlantılarak onu cevaplandırayım. Şimdi Cumhurbaşkanı iki sebepten bunu yaptığını düşünüyorum. Birincisi, ne olacağını düşünmeden, son nereye varacağını düşünmeden mevzu değiştiriyor. Önemli değil, böyle şeyler olacağını da düşünmüyor. Yani şu sıkıştığı mevzular var, onlar bir geçsin. Evet. Yani bayrak, ezan filan diyerek mevzu değiştirmiş oluyor. Gündem değiştiriyor yani. Birincisi bu. İkincisi de kendi güvenliğinin, kendisinin gelecekteki güvenliğini teminat altına almak için bu tür aşırıcı grupların öfkesini ve intikam duygusunu kaşıyor yer yer. Yani şunu demek istiyor. Bak, ben iktidardan gitsem bile beni yargılayamazsınız. Arkamda kitle var, iç savaş çıkar. Ben yenilsem bile, seçimlerden yenilgiyle çıksam bile bana kimse dokunmamalı. Böyle güven içinde olmalıyım. Bak, eğer üstüme gelirseniz, zor tutuyorum demişti ya, üstüme gelirseniz bak böyle gruplar var. Sokağa çıkarlar, iç savaş çıkar. Aman aman, Erdoğan'a dokunmayalım. Sakın onu yargılamaya kalkmayalım.
sakın geçmişi yapmış yaptığı işlerin hesabını sormayalım. Yoksa memleket karışacak. Fanatik bağlıları var. Ölümüne sokağa çıkacak insanlar var. Aman dokunmayalım dedirtmek istiyor. Onun mesajını da bu arada alttan alta veriyor. Bu önemli. Şimdi burada hedef gösterilen tabii ki kadınlar oldu. Bu da ayrı bir hikaye. Çünkü şu anda zannediyorum sokağa çıkabilme hakkına sahip tek örgütlenme kadın örgütlenmesi. Diğer bütün sivil toplum örgütlenmelerini, hak arayışlarını hükümet bitirmiş, bastırmış durumda. Bir tek kadınlar çıkabiliyorlar. İşte 8 Mart'ta kadının çalışmaları üzerinden bir hak talebi ve eşitlik arayışı içindeler. Ama şu anda o da hedef oturmuş durumda. Mesela Akit gazetesinde çıkan yazılar, yani kadın örgütlerini zaten geçti. Normal çalışma yapan bütün sivil toplum örgütlerini Sümeyye Erdoğan'ın kurduğu kademe kadar vardı. En son bugün bir yazı yayınlamışlar. Ve diyorlar ki işte AK Parti'yi de alet ettiler bazı kademelerdeki bazı yetkilileri. Bu 6284 sayılı yasa ve benzerleri gökten düşmedi. Şimdi bunlar doğrudan işte siyasal fuhuş hareketini yaygınlaştırmak, topluma oturtturmak ve bu 6284 numaralı kanun ki bu kadın erkek eşitliğini beraberinde getiren, Fatma Şahin'in imzasını taşıyan, bizzat AK Parti'nin çok gururla övünerek koruduğu bir yasa. Bunun geri çekilmesini ve bu anlamda da biraz AK Parti'nin üzerinde de baskı kurmaya çalışıyorlar. Kadın hareketini bu düşmanlaştırma nereye varır? Çünkü bunun içinde İslami kesimden gelen kadınlar da var. 8 Mart'taki yürüyüşte başörtülü kadınlar da vardı. Pek çok kesimden kadınlar vardı. Emekçi kadınlar vardı. Başörtülü emekçi kadınlar da vardı. Ne diyorsunuz? Şimdi bunlar kadınların yapmış olduğu esprileri ve ironileri manşetlerine taşıyorlar. Mesela orada bazı pankartlar yazılmış. O kadın yürüyüşünde ben o pankartların birçoğunu okudum. Aslında birçoğu dalga geçiyor. Erkek egemen zihniyetle, onların kurduğu aile düzeniyle, onların zevk anlayışıyla dalga geçen, espri yapan, iyi sürtüyoruz biz falan gibi böyle şeyler söyleyen şeyler var. Aslında onların hepsi mizah. Şimdi ama bunlar Akit gazetesinde manşet oluyor. Yani biz işte sürtüyoruz, ne diyenlere ne beklemek ki zaten diyor. Yani adam senden dalga geçiyor, senin onlara yönelik ithamını, hadi sürtüyüz ne olacaksa falan gibi sözlerini insanlar sanki gerçekten onlara söylemiş gibi, ciddi ciddi söylüyormuş gibi onları manşet yapıyorlar. Onlarla malzeme olarak kullanıyorlar. Şimdi hükümetin baskı çapı alanı giderek daralıyor. Mesela şu anda dün veya evvelsi gün Abdurrahman Dilipak'ın bir yazısını okudum. Kendisinin birçok etkinlikten adının çıkarıldığını, belediyelere sokulmadığını, protesto edildiğini ve sakıncalı bulunmaya başlandığını söylüyor. Yani Abdurrahman Dilipak bunu söylüyor. İşte Ahmet Taş getiren 30 yıllık dergiden uzaklaştırılıyor. Şu anda Abdurrahman Dilipak da şu soruyu soruyor. Acaba AK Parti'yi destekleyen İslamcı kaldı mı? Hangi grup, hangi cemaat bunu destekliyor artık? İş buraya kadar gelmiş vaziyette. AK Parti'nin tepesi bir aile şirketine dönmüş vaziyette. Erdoğan, onun damadı, kızları, tanıdıkları böyle bir aile şirketi. Şu anda dini cemaatlerin birçoğu, daha doğrusu benim tanıdığım İslamcı grupların birçoğu kenara çekilmiş, sessizlik halinde AK Parti'den desteklerini çekmiş vaziyette. Hepsi dışlandılar zaten. Davutoğlu'nun veya Abdullah Gül'ün kuracağı partiyi falan bekliyorlar. AK Parti'nin İslamcı bir şey de kalmadı. En bilinen İslamcı sima Dilipak'tır. Onu dahi etkinliklerden isimlerini çıkarıyorlar, konuşturmuyorlar. Onlar da soruyor, nereye gidiyoruz, bunlar kim diyor. Yani İçişleri Bakanı'nın adamları mı bunlar? Milliyetçi, devletçi, sağcı. Biz bunlardan değiliz zaten. Biz İslamcıyız diyen öyle bir duyarlılık da var. Onlar daha şikayetçi. Dolayısıyla nereye gidiyor? Tek adam liginde yani Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan hatta Rusya'nın başını çektiği bir tek adam ligi var.
Ben Türkiye'nin o lige düştüğünü, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışanlar liginden oraya düştüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla orada neler oluyorsa burada da o oluyor. Şu anda ne aşamasındayız? Şu aşamadayız. Bu seçimler bunu gösterecek. Tek adam sistemine geçildi. Ama tek adam sistemi kurumsallaşacak mı? Yoksa bu kurumsallaştırılmayacak? Buna bir direnç var mı yok mu? Bu seçimde bunu anlayacağız. Peki ama tekrar dönecek olursak biraz önce siz dediniz işte bu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktiklerinden bir tanesi de bana eğer dokunulursa ileride kendi güvenliğini sağla bana dokunulursa ileride arkamda bu kadar radikal gruplar var, elli palalı sokağa çıkıp kendinden olmayanı kesebilecek kadar bunu garanti olarak gör. Ama biliyoruz ki her devrim kendi çocuklarını yer. Bir gün eğer ki Akit bugün Sümeyye Erdoğan'ın kurduğu kademi hedef gösteriyorsa, imzası olan AK Partili bakanları hedef gösteriyorsa ve bu düzenlemelerin Türkiye'nin aile yapısına, işte İslami yapısına, Müslümanlık yapısına darbe vuran düzenlemeler olduğunu söylüyorsa ve bunların AK Parti eliyle yapıldığını söylüyorsa, ya bugün kaşınan bu gruplar gün gelir de tam tersi bunu kaşıyanlara dönerse ne olur? Bu riski gördüklerini düşünüyor musunuz? Çünkü bir kere alev aldı mı? Ondan sonrasını söndürmek kolay olmayabiliyor. Yok, ben bunu gördüklerini düşünmüyorum. Çünkü genellikle bu tür yönetimlerde tek adamlar çemberi giderek daraltarak kendisine ölümüne bağlı kendi kaderini onun geleceğiyle bizatihi mukaddes varlığıyla şahsıyla özdeşleştirmiş olan gruplarla baş başa kalıyorlar. Hikayenin sonunda tek adam ve etrafındaki ölümüne bağlı grup kalıyor. Onun dışında herkes ondan uzaklaşıyor. Şu anda en yakın çevrede olanlar bile uzaklaşıyor. Kendi ailesi, damadı ve ona göbekten bağlı ölümüne tek adam halkası, birinci halkası giderek kalmış vardı. Yani son şeye dayanmış vaziyette. Daha bundan sonra orada kim kalır? Bilmiyorum. Bu halka bundan daha fazla daralmaz. Çünkü artık bu kadar. Ve filmin sonu da burada bitiyor zaten. Genellikle böyle oluyor. En geniş halkadan başlıyor. Düşünün. Bir zamanlar Erdoğan'ı kimler destekliyordu? En geniş halkadan darala. Şu anda küçücük bir aile halkası kaldı. Onun dışında yanında olan üst tepede kimse yok. Ama bunların tabii oy potansiyeli açısından hala eskisi gibi düşünen, bunların bir siyaset becerisi varsa bence şu, muazzam rol yapıyorlar, iyi oynuyorlar. Siyahı beyaz, beyazı siyah, hakkı batıl, batılı hak göstermekte muazzam ustalar. Herkes başka türlü zannediyor ama o bambaşka. Evet. Ama bunun da bir zamanı var, bunun da bir süresi var. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. Bir sosyolojik tespit içeren bir ayettir. Der ki, biz bir toplumu helak etmek istediğimizde buradaki helak, kokuşma, duvarlarını kaybetme, dinamik toplum olmaktan çıkma, bir süreye dönüşme anlamında da olabiliyor. Toplumun diyor böyle olması söz konusu olduğunda o toplumun başına zenginlikten şımarmış ve kendi çevresi dışında kimseyi düşünmeyen kişileri iş başına getiririz. Ve o topraklar helak olur diyor. Burada tarihin yükseliş ve çöküş yasalarının dile gelerek konuşturulduğunu görüyoruz. Peki son kısa bir cevap rica edeceğim. Bu seçim AK Parti'nin özellikle genç tabanının bütün bu olup biteni sorgulayacağı bir seçim olması şansını nasıl görüyorsunuz? Ne olur bu seçimde? Tahmininiz nedir? Yüksek görüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Nasıl olsa tek adam sistemine geçildi. İşte onların deyimiyle Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Evet. Artık Erdoğan başımızda. Asayiş Berkemal. Daha 4,5 yıl seçim meçim yok. Anayasa referandumunu atlattık. İşte onlar şöyle düşünüyor. Geçen
Numa Kurtulmuş da böyle tuhaf tuhaf konuşmalar yapıyor bazen. O bakış açısına göre dış güçler önce Gezi ile saldırdılar. Ardından 17-25 Aralık'la saldırdılar. Ardından referandumla saldırıp yenmek istediler. Bütün bu saldırıları Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir cesaretle göğüs gerdi. Ardından 15 Temmuz'la saldırdılar. Hepsinde yenilgiye mahkum oldular. Şimdi de yerel seçimlerle saldırıyor diyor. Yani bir siyasetçi bunu söylüyor. Seçimleri saldırı olarak görüyor. Yerel seçimler nasıl saldırı olabilir? 4 yılda bir, 5 yılda bir memlekette seçim yapılıyor. Şu anda kaçıncısı bu, 26.sı mı, 40.sı mı neyse. Bu da onlardan birisi işte. Ne saldırısı kardeşim? Halbuki bunu şöyle görmeleri gerekir. Halk önce Gezi ile uyardı. Sonra yargı yoluyla 17-25 Aralık'la uyardı. Mahkemeler, adalet. Sonra referandumla uyardı. Neredeyse kaybediyorlardı. Hatta büyük şeylerin tamamını kaybettiler ama kataküllüye getirip evet çıkardılar. Sonra 15 Temmuz'da. O da bir uyarı. Bak aklınızı başınıza almazsanız bu yanlış işbirliği sizin başınıza böyle işler açar. Yanlış adamlarla gidiyorsunuz. Sonra döner onlar sizi devirmeye çalışır. Sokağa çıkarak başka bir uyarı verdi. Bütün bunları niye uyarı olarak almıyorsunuz? Bunlar hepsi hükümete uyarıdır. Şimdi şu andaki seçimlerde de ben bu uyarıyı bekliyorum. Onlar şöyle düşünüyorlar. Hepsini atlattık. Asayiş Berkemal nasıl olsa Cumhurbaşkanı başımızda. Vereceğimiz red oyları, hayır oyları ve yapacağımız uyarı Cumhurbaşkanını aşağı çekecek, düşürecek bir şey olmayacaktır. Burada CHP'nin falan içine yarayacak bir durum da yok. O zaman şöyle hafiften bir tokat çekelim. Ama fazla da yıpratmadan, öyle %30'un aşağı altına falan düşürmeden, %35'ler civarında, 36-35 civarında bir oy çıkarsa, bu uyarı sayılır. İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, Mersin, Adana falan neyse, sonuçta bunlar yerel yönetimdir. Nasıl olsa Cumhurbaşkanı bunları tak görevden alabilir. Onun yerine kayyum atayabilir. 2-3 gün içerisinde bütün bu kaybedilmiş belediyeler tekrar kayyumlarla geri alınabilir. Böyle bir ihtimal de var. Başımızda Cumhurbaşkanı var. Asayiş Berkemal burada şu tokadı bir vuralım diye düşünüyorlar. Böyle bir ihtimal var. Ama şöyle bir durum da var. Bu %2 en fazla Ankara'da %5'lere falan çıkarabilir. Aradaki fark. 2 ile 1 ile 5 arasında fark olursa mevcut tek adam sistemi bunu kendi lehine çevirme istidadına sahip. Dinamiklerine ve imkanlarına sahip. Bu tür tek adam rejimlerinde kolay kolay seçim kaybetme olmaz. Yani sokakta kaybeder, sokakta tokadı yer, uyarıyı alır ama yukarıda kendine çevirir. Bu hep böyle oluyor zaten. Şu anda biz şu aşamada olduğumuz görüşündeyim. Bu tür tek adam rejimlerinde kritik bir noktaya geliniyor. Muhaliflerin sandıktan ümidi kesip ya artık sandığa gitmenin bir anlamı yok çünkü adam hep kazanıyor. Bu sistemde bunu değiştirmek mümkün değil. Çünkü öyle bir sistem kurmuş ki tokat vursan bile duyulmuyor. Deyip yavaş yavaş sandıktan uzaklaşıp tek adamın kendi adamlarıyla beraber oy oranlarının düşmesine rağmen kendi adamlarıyla beraber seçimlere katılması. Diyelim muhaliflerin büyük bir bölümünün sandığa gitmeyi protesto edip %70'lerden aşağı düşse bile %60'lara oy oranı gelse bile bu onun %70-80'le zaferi demektir. Çünkü muhalifler katılmayınca kendi adamlarıyla seçime katılıyor. Onlarla da %70. Şimdi diğer tek adam ülkelerinde hep böyle oluyor. Seçimlere katılım olan hep düşük. Ama çoğunluğu kendi adamları. Evet. Hep de %70-80 çıkıyor. Şu anda tam da böyle bir aşamadayız. Eğer şu anda muhaliflerin büyük çoğunluğu, sandığa küsenler, umudunu yitirenler asılmazlarsa yine o kazanacak. Ondan sonra daha 20 yıl kimse seçim kazanmayı falan beklemesin.
Onun için asılmalıdırlar. Tabii asılmalıdırlar. Sandığa gitmemek asla doğru bir yöntem değildir diyorsunuz. Şimdi ben evrimsel bir süreç olarak görüyorum sandığa gitmeyi. Şu anda bu seçimler tek adam sistemine geçilen Türkiye'de bu tek adam sistemi sisteme geçilmiş olmasına rağmen kurumsallaşacak mı? Daha yüzlerce yıl, 20-30-40 yıl sürecek mi? Yoksa kurumsallaşmasına karşı bir direnç var mı yok mu onun testi olacak. İhsan Açık çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz katıldığınız için. Önemli değerlendirmelerdi. Kaçıranlar YouTube sayfamızda tekrarını izleyebilirler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.